24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın Babadağ 1700 restoranında düzenlediği kahvaltı etkinliğine Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı ve SED Medya sahibi Hürmüz Seda Köktener, Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Baykuş, FETSO Başkan Yardımcısı Kemal Hıra, FETSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Erdem, FETSO Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Tufan, Ramazan Dim, Halil İbrahim Öztürk, Şevket Süreyya Gürol, FETSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu'yla Fethiye'de görev yapan çok sayıda ulusal ve yerel basın mensubu temsilcisi katıldı. FETSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı kahvaltıda yaptığı konuşmada katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Basının çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Osman Çıralı şunları söyledi. Basınımızın değerli temsilcisi kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz 1908 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla Türk basınının sansürün kaldırılmasının 112. yılı dönümünde gazeteciler ve basın bayramında siz basın emekçisi dostlarımızla bir arada olmaktan Ticaret ve Sanayi Odası adına çok mutluyuz. Bu yıl basın bayramında sizlere Fethiye'miz için çok değerli olan ve dünya markası haline gelen Babadağ'ı da ağırlamak istedik. Aslında bitmedi ama bitmiş gibi, yani 1700'de herhangi bir şey kalmadı. Burada ağırlamak istedik. Burası Babadağ'ın 1700 pisti. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, içinden geçtiğimiz bilgi ve teknoloji çağında çok daha önemli hale geldi. Eskisi gibi değil artık düzen. Hemen anında bilgiler ulaşabiliyor teknoloji sayesinde. Halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlama görevini tarafsız ilkesiyle kişilik haklarına saygı çerçevesinde özveriyle yerine getiren siz basın emekçilerinin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak gününüzü tekrar kutluyor. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yerel basının dinamik olması, bölgemizin tanıtılması, sorunların dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere gerçekten çok katkı sağlıyorsunuz. Özellikle Fethiye'de bu gerçekten Muğla'nın diğer illerinden çok fazla basıncı arkadaşımız var. Biz bu konuda çok mutluyuz. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecince üyelerimizin ve odalarımızın sesini duyurmakta verdiğiniz destekten dolayı yine de ayrıca hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zor bir süreç geçirdik. O yüzden bilgilendirme adına sizin katkılarınız çok oldu. Pandemi sürecine rağmen Ölüdeniz'den sonra Türkiye'nin tanıtım yüzü olan Babadağ'ın gerdanlığı teleferik projesinin ara vermeden devam ettiğini ifade eden Çıralı, projenin inşaatında gelinen nokta hakkında bilgiler verdi. Ülkemizin tanıtım yüzü biliyorsunuz Ölüdeniz. İkinci tanıtım yüzü de yine Ölüdeniz'le beraber Babadağ olacak. Ve projemiz hala devam ediyor. Bu yılın sonunda başlangıç noktası biliyorsunuz Ölüdeniz'e inerken görmüşsünüzdür. 226 rakımda seyir terasından 10 kişilik kabinlerle Ölüdeniz, Fethiye, Adalar, bugün gerçi hava kapalı ama havanın açık olduğu zamanlar Rodos Adası'nı bile seyredebileceğimiz bir noktadayız. 1200 rakım ara istasyona, yani 1200'den başlangıç istasyonu arası 9 dakika, devamından 1200-1700 yani bulunduğumuz noktanın arası da 14 dakikada ulaşacağız. Saatte 1500 kişi aşağı yöne, 1500 kişi de yukarı yöne seyahat edebilecek. Geniş katılımlı kahvaltının ardından Başkan Çıralı, basın mensuplarıyla 1700 ve 1800 rakımdaki sosyal tesisleri ve teleferik binası inşaatını gezerek projede gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Maske kuralına özen göstererek toplu fotoğraf çekilmesinin ardından basın mensupları yamaç paraşütü uçuşu için hazırlıklara başladı. Daha sonra basın emekçileri yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte Babadağ'dan tandem uçuş yaparak Ölüdeniz manzarası eşliğinde gökyüzünde 24 Temmuz gazeteciler ve basın
Basın Bayramı'nı kutladı. Belcikas plajına inişin ardından FETSO'nun etkinliği ve uçuş hakkında konuşan Anadolu Ajansı Fethiye muhabiri Ali Rıza Akkır, çok heyecanlı ve güzel bir etkinlik oldu dedi. Evet, 24 Temmuz Basın Bayramı'nda babadan 1700 metre pistinden Ölüdeniz'e doğru adeta kanatlandık. Çok güzel bir uçuştu. Buraya tatile gelenleri herkesin yapmak istediği bir etkinlik, yamaç paraşütü. Eşsiz bir Ölüdeniz manzarası var burada. Haberlerimizde bunu sık sık konu ediyoruz ama bunu yaşadığımız zaman kuracağımız cümleler de daha güzel oluyor. İlk kez uçan arkadaşlar da vardı. Çok heyecanlı bir etkinlik oldu onlar için. Biz de makinamızla uçtuk. Eşsiz Ölüdeniz manzarası görüntüledik. İhlas Haber Ajansı Fethiye muhabiri Murat Yalçın da, muhabirler olarak biz hep aşağıdan yukarı bakıyorduk. Bu kez yukarıdan aşağıya bakma fırsatımız oldu. Manzara muhteşemdi diye konuştu. Sayın Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çıralı'nın bizlere çok büyük bir sürpriz oldu. Daha önce uçmuştum, yıllar önce. Korku vardı biraz, heyecan vardı ama çok güzeldi. Deep Blue'daki arkadaşlara çok teşekkür ederim bize bu imkanları sağladıkları için. Muhteşemdi. Önceden hep biz aşağıdan yukarı bakıyorduk. Bu sefer yukarıdan aşağıya baktık. Manzara muhteşemdi.